Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışmaları ikinci gününde de sona ererken acılı aile evlatlarının bir an önce bulunmasını bekliyor. Olay 15 Ağustos günü Osmaneli'de Sakarya Nehri'nin üzerinde Selçuk Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İlçede ikamet eden 3 arkadaş karpuz haline gitmek üzere sabah yola çıktı. Selçuk Köprüsü'ne gelindiğinde iki arkadaş köprüden karşıya geçerken suyun üzerindeki taşların üzerine basarak karşıya geçmek isteyen Hüseyin Kaya bir anda dengesini kaybederek azgın sulara düştü. Suya düşen genç gözden kısa sürede kaybolurken ihbar üzerine olay yerine Bilecik İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Botla nehir üzerinde arama yapan ekipler genci bulamadı. Ardından İzmir'den olay yerine gelen 4 kişilik deniz polisi sualtı ekibi tek tek 45'er dakika suya girerken görüş mesafesinin 15 santimetre olduğunu aktardı. Görüş mesafesi nedeniyle dün gece 12'de arama çalışmalarını ara veren ekipler sabahın ilk ışıklarıyla yeniden suya girerek çalışmalara başlamıştı. Ekipler bugün de şahsı bulamazken arama çalışmalarına son verdi. Ekipler sabahın ilk ışıkları ile yeniden suya girerek arama çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi. Olay yerine gelerek acılı ailenin acısını paylaşan Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin, tüm Osmaneli halkımızın öncelikle başı sağ olsun. 15 Temmuz sabahı talihsiz bir olay yaşadık. Genç bir kardeşimiz bu alandan geçmek isterken nehre düşüyor ve boğuluyor. 2 gündür de onu arama çalışmalarımız devam ediyor. Artık sonuna geldik diye düşünüyoruz. İnşallah yarın su bize kardeşimizi verecek. Sakarya Nehri bulanık akar ve dibi de bataklıktır. Bu bölgede derinlikte çok fazla. 7-8 metreye varan derinlikler var. Bu nedenle çalışmalar biraz uzun sürdü. Ailesine sabırlar diler. Bundan sonra böyle bir olay yaşanmaması için dua ediyoruz dedi. Oldukça bulanık akan bir nehir ve altında batak ve kum yığınları var. Bu bölgede de özellikle derinlik de çok fazla. 7 metreye, 8 metreye varan derinlikler var ve bunlardan ötürü de çalışmalar biraz uzun sürüyor. İnşallah yarın kardeşimizi sudan çıkartma imkanı bulacağız. Tabii ailesine de tekrar sabırlar diliyoruz. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için de dua ediyoruz. Yanındayız. Yani ölümcül tehlike de atlandı. Evet. Ve çok inanılmaz yorumlar. Evet. Sakatlık falan çıkmasın diye. Şimdi yarın işte bu İzmir'de falan görüşecekler. Tekrar başlayacak. Yani büyük bir ihtimal yarın alacağız yani şey. Zaten su falan da çoğalmış. Evet. Şeyle konuştuk. Büyük bir ihtimal ya bu tarafta şimdi öbür tarafı da kontrol ettiler. Belli bir bölgede işte orada deneme yaptılar. Daha derinde oldu tahmin ediliyor ama üçüncü gün olacağı için yarın büyük bir ihtimal daha yukarıya doğru çıkacaklar. Yani zaten almadan gitmeyecekler ama yarın büyük bir ihtimal bu iş tamam.